Evet merhaba, bu videoda birazcık HTTP session objesinden, request objesinden, out objesinden bahsedeceğim. Aslında JSP kodlamaya birazcık daha gireceğiz, daha detaylandıracağız. İlk videomuzda Java Bean'ler üzerinden sayfalar arasında nasıl veri geçişi yapılabileceğini biraz anlatmaya çalışmıştık. Bir objenin nasıl üretilebileceğini, arkada bir class tanımı ve bu class üzerinden bir objenin nasıl çalıştırılabileceğini biraz anlatmaya çalışmıştık. Bu videoda birazcık daha detaylandıracağız. Şöyle bir web application oluşturduğun zaman, üçüncü web application gibi. İkinci videomuzda nasıl yapıldığını adım adım gösteriyorum. Aslında yaptığımız çok büyük bir şey yok. Sadece hadi bir tane yeni baştan oluşturalım o zaman. Belki ilk kez bunu izleyenler olabilir. Java Web'e giriyorum. Web Application'ı seçiyorum. Web Application 4 diye kendisi isim verdi. İsterseniz farklı bir isim verebilirsiniz. Nerelerde tutulacağını seçiyorsunuz. Hangi sunucu üstüne deploy edileceği, ki benim sunucum şu an çalışmıyor. Bunlar da hazır framework'ler. Spring kullanabilirsiniz. İşte JSF kullanabilirsiniz. Strux veya Hibernate kullanabilirsiniz. Biz herhangi bir şey seçmeden her şeyi babalar gibi kendimiz elle yazacağız deyip şeyimizi açıyoruz, JSP'mizi açıyoruz. Şimdi bunun içinde bir HTML geliyor. Bu default HTML'dir. Mesela buraya işte bir şey koyalım. Hoş geldiniz diyelim. Şimdi yapmak istediğim şey aslında basit bir şekilde iki tane dosya arasında veri geçişi sağlamak ve bunu session objesi olarak tutmak istiyorum. Şöyle olsun, bir tane JSP dosyası yazayım veya buraya bir tane form koyayım. Şöyle yapalım. Hoş geldiniz. Bir tane form. Şimdi bu formu elle yazabilirsiniz. Form action eşittir işte response JSP diyelim. Genelde yani istediğiniz bir isim verilebilir ama işte bir tane Türkçe olsun. Cevap JSP diyelim veya yakalayıcı JSP diyebilirsiniz. Burada HTML bilen arkadaşlar kendileri HTML kodlarını yazabilirler. Ama hiç bilmeyen arkadaşlar için de şöyle window menüsüne girerseniz IDE Tools'un altında palet diye bir şey var. IDE Tools'un. Şurada sağ bir ekran geliyor. Ben kendimi şöyle alayım. Bakın bunun altında HTML Forms var. Form oluşturmak için. Yani formu buradan tutup da atabilirdiniz. Text input var. Mesela bir tane text olsun. Login ekranı yapmaya çalışayım bir tane. Name'i işte isim olsun. Kullanıcı ismi. Sonrasında bir tane şifre atayım. Text box olacak yine. Text input atacağım. Ve tipini password yapıyorum. Şifre tutulacak. Buraya da şifre diyelim. Şimdi bir tane text field'ımız var, ismi var, bir tane de şifresi var. Bir tane de buton koyalım. Bu adam bunu sonuçta submit edecek. İsmi de mesela giriş, girmeyi dene, çabala, uğraş, neyse işte submit tipinde. Bunu submit edecek, formu submit etmesi için. Bunların başına isim diyelim şöyle. Ve buraya da şifre diyelim. Kullanıcı ismi neyse işte daha detaylı bir şeyler yazabilirsiniz. Amacım bir tane form oluşturmak. Şöyle hemen çalıştırıp göstermeye çalışayım. Şöyle yapacağım. Clean and build diyeceğim. Sonra bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar görmüşlerdir. Şurada Web Application 4'ü alıyorum. Bunu deploy etmem lazım. Şurada ES-Admin'de domain'in başlatılmış durumda deploy komutunu vereceğim ve dosyanın path'ini ve ismini veriyorum. Deployed diyor, successfully. Şuraya girdiğimde veya şöyle yapayım, yeni bir tab açayım. Localhost 8080 diyorum. Ve web application 4 diyelim. Ups, 34 oldu. 4 diyelim. Tamam, şu anda geldi. Bakın yapmak istediğim işte hoş geldiniz mesajımız var. İsim bir tane text box var. Şifre bir tane şifre alanı var ve giriş butonu var. Mesela deneme diyelim. 1 2 3 yazdım giriş dediğim zaman. Tabii response JSP şu anda yok. Cevap JSP şu anda yok. Bakın beni redirect ettiği yer neresi? Cevap JSP, JSP dosyası, ismi, deneme ve şifreyi 1, 2, 3 vermiş. Tamam. Şimdi burada cevap JSP dosyası olmadığı için hata aldık. Çünkü o dosyayı henüz oluşturmadık. Yapalım bir tane. New diyorum. JSP dosyası seçiyorum. İsmi de cevap olsun. Bu arada şöyle, hani bu ben hemen otomatik seçtim ama şu aklınızda olsun. Burada mesela new dedikten sonra JSP falan bulamayabilirsiniz. İşte bir şey bulamayabilirsiniz. O zaman yapacağınız şey other'a girip burada işte web'in altında JSP'yi seçebilirsiniz. Veya onun yerini de bulamadınız. Şuraya JSP yazarsanız içinde JSP geçen bütün alternatifleri gösterir. Onun içinden seçebilirsiniz. Bir tane JSP açacağım. İsmi cevap olacak. Cevap JSP dosyası. Proje Web Application 4'e oluşturacağım. Web Pages direktörisi altında burada olması gerekiyor. Finish diyorum. Benim için bir tane JSP dosyası oluşturdum. Şimdi bu JSP dosyasında ne yapılacak? Bu JSP dosyası normalde herhangi bir bilgi geldiğinde işte Hello World şeklinde bunu yazacak. Bunun herhangi bir şeyi yok. Detaylı bir özelliği yok. Ama ben burada biraz JSP kodu yazmak istiyorum. Yapacağım şeylerden birisi mesela gelen ismi ve şifreyi alıp ekrana bastırmak olsun. Şöyle yapıyorum. Küçüktür.
yüzde işaretiyle başladığım alan JSP alanı oluyor ve bu alanı bitirmek için de yüzde büyüktürle yazacağım. Yani şu iki sembol arasında yazacağım her şey JSP kodu. Bunun dışında yazdıklarım HTML kodu. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunun detaylarından biraz daha bahsederim. Yani döngüler, fonksiyonlar falan değişik şeyler yapabiliyoruz. Ama gene basit olarak server side scripting'in ne olduğunu bilmemiz lazım. Server side scripting yani sunucu tarafında betik yazmak ki JSP bunlardan birisi oluyor. Şu anlama geliyor. Siz bir sayfanın içine başka bir dilde, HTML'den başka bir dilde, bu JSP olabilir, PHP olabilir, ASP olabilir, herhangi başka bir dilde kod yazıyorsunuz. Yazdığınız bu kodlar sunucu tarafında çalıştırılıyor, derleniyor ve bir HTML kodu çıkartılıyor veya JavaScript veya başka herhangi bir kod olabilir. Ama sonuçta sizin yazdığınız dilden başka bir dile çevriliyor. Genelde bu HTML oluyor. Bu çevrilmiş olan dosya istemciye, client'a indiriliyor ve browser'ımızda gözüküyor. Normalde biz bir web sayfasına bağlandığımızda ne oluyor? Web sayfasına bağlandığımız web sayfasını aslında bilgisayarımıza indiriyor. İnternetten bilgisayarımıza indiriyoruz. Ve onu işte Firefox'umuz, Chrome, Safari, Internet Explorer ne kullanıyorsanız o indirmiş olduğunuz yerel dosyayı size gösteriyor. Önce bir indirme var, sonra da gösterme var. İşte burada o indirilen dosya sunucu tarafında önce işleniyor. Dosya üretiliyor ve ondan sonra bu indiriyor. Dolayısıyla buraya yazdığım JSP kodlarının hiçbirisini istemci göremiyor. Bunlar sunucu tarafında işlendiği için sonuçları istemciye gidiyor. Tamam mı? Bu şekilde öğrenebiliriz. Tabii bu işin güvenlik boyutları falan başka şeyleri var ama biz şimdilik basit olarak yeni başladığımızı düşünelim. Çok olayı karıştırmayalım. Şimdi burada ne yapacağım? Burada yapacağım şeylerden birisi mesela Java bildiğimizi düşünüyorum. Tabii JSP'de yazıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar Java videolarımızı izleyebilir. String mesela diyelim ki kullanıcı diyeceğim. Şeyle aynı ismi kullanmayacağım karışmasın diye ama isterseniz isim de diyebilirsiniz. Buradaki yeni bir değişkendir ama kullanıcı diyeyim daha iyi anlatacağımı düşündüğüm için öyle diyorum. Tabii eğitim videoları olduğu için böyle bazı yerlerde ufak şeyler yapabiliyorum. Hani anlaşılsın diye bazı şeyler yapmakta fayda var. Request diye bir objemiz var. Request bizim normalde şeyden gelen, sayfadan gelen bilgiyi almamıza yarıyor. Get parameter diyeceğim. Ve string olarak da şunu söylüyorum. Diyorum ki, evet bu klavyede tırnak işareti çıkartma işkencesi yaşıyorum şu an. Bunu yukarıdan copy paste yapayım. Bu yeni MacBook'larda sağ olsunlar. Türkçe kod yazanlar için işkenceye yönelik olarak daha fazla nasıl işkence yapabiliriz diye düşünmüşler. Tırnak, çift tırnak işareti çıkartmayı oldukça zor bir şekilde yapmışlar. Ya klavyeyi İngilizceye değiştireceğim, oradan yazacağım ya da Türkçe'de böyle bir sıkıntı var. Neyse, şöyle diyelim, isim diyelim. Şimdi bakın burada ne yaptık? Burada yaptığımız şey şu. Bize yukarıda parametre olarak isim gelmişti ya, şurada hatırlıyor musunuz? Cevap JSP'yi açtığında isim değeri deneme olsun, şifre değeri 1-2-3 olsun. İşte buradaki ismi içindeki değeri alacağım. Yani buradaki ismin içindeki değer de nereden geliyor derseniz şuradaki formda yazılan bilgi. Kullanıcı ne yazdıysa onu almak istiyorum. Kullanıcının formda bana yazmış olduğu bilgiyi alabilmek için o değişkenin ismi, o formdaki text kutusunun ismini buraya veriyorum. Text kutusunun ismi isimdi ve dolayısıyla ben ismin içine ne yazıldıysa, o text kutusunun içine ne yazıldıysa onu alacağım. String şifre diyelim, eşittir request.getParameter diyelim ve bunun içine de şöyle şifre diyelim. Evet, copy paste'in avantajları. Şimdi dolayısıyla o yukarıda adres kutusunda şifre yazısı, yazılı bilginin içinde ne varsa değer olarak onu alacağım. Şimdi bakın burada iki tane string değişkeni tanımladım. Birisinin ismi kullanıcı, diğerinin ismi şifre. Birisine işte isim değerini, diğerine şifre değerini alıyorum. Şimdi bunları aldığım bu değerleri öncelikle bir ekrana bastırayım. Yani çok ilerlemeden önce basit basit gidelim. Adım adım görelim. out.print diyorum. Bu şeyden bilen arkadaşlar bilirler. İşte Java'yı bilen system out print falan kullanıyorduk ya. Burada system yok. Direkt out dediğiniz zaman web sayfasına dolayısıyla HTML'e bir output olarak çıkartacak. Mesela şöyle diyelim. İşte isminiz 2 nokta üst üste diyelim artı buraya ismi yazalım kullanıcı yani kullanıcının ismi burada ve şifreniz diyelim artı şifre diyelim. Şimdi bakın yaptığım şey aslında kullanıcıdan isim ve şifresini alan bir form oluşturuyorum. Onlar bana parametre olarak geliyor. O parametre olarak aldığım şeyleri de sayfanın içine gömüyorum. Şimdi bunun bir sonraki adımında mesela gidip veri tabanından sorgu çekebiliriz. O çektiğimiz sorguyu başka sayfalara geçirebiliriz. İşte login başarılı veya başarılı değil gibi bilgiler döndürebiliriz. Ama ben basit bir şekilde burada sadece form ve formdan doldurulan bilgiyi almak istiyorum. Şöyle yapacağım. Clean and build diyorum. Şu anda bunu deploy etti, build etti. Şöyle bir deneyelim. Refresh etmeyi deneyelim sayfamıza. Girelim deneme. İşte 1-2-3 yazıyorum.
Not now. Niçin olmadı? Ha, deploy etmedik çünkü şeyden, komut satırından. Şuradan deploy deyip, deploy deyip, evet, çift tırnağı artık şeyden, ne denir, clipboard'dan kaldıracağım ama şöyle şu pet'i tekrar alayım. Nerede benim admin sayfam? Deploy diyeyim. Failed diyor. Zaten var. Redeploy diyelim. Redeploy. Bunu verelim. For the name option web application 4 diyelim. Evet. Application deployed with web application 4. 4 değil mi? Tamam. Doğru. Şimdi deneyelim bakalım. Şöyle refresh edelim. İsim sade olsun. Şifre 1-2-3 olsun. Not now. Evet, bakın isminiz sade, şifreniz 1-2-3 geldi. Şu adımı anlamayan arkadaşlar için bir kere daha onu söyleyeyim. Belki hızlı geçtik. NetBeans'in altında Glassfish'te normalde şurada run ettiğinizde çalışır. Run dediğinizde çalışır ama ben elle manuel olarak deploy ediyorum. Bir tane var dosyası oluşturuyor Glassfish. Bu oluşturulan Glassfish dosyasını sunucuya deploy ediyorum. Bu deploy etme sırasında ilk kez deploy ediyorsanız deploy deyip sonra bu var dosyasının tam petini ve ismini vermeniz gerekiyor. Daha sonralarında yeniden deploy etmek için de redeploy komutunu verip bu var dosyasının ismini vermeniz gerekiyor. Benim Glassfish'imle ilgili sıkıntılar var. O yüzden böyle oldu. Şimdi peki güzel. Ne oldu? Çalışan haline bakalım. Çalışan halinde ilk önce bir form var. Formda ne yazarsak bir sonraki formda bu adres kutusuna bu bilgi geçiyor ve bunun yanında işte sade ve şifreniz 1, 2, 3 olarak bu bilgi geliyor. Şimdi bu buraya kadar okeyiz. Yani buradaki bilgileri demek ki bir sayfadan diğer sayfaya taşıyabiliyoruz. Ama başka başka JSP dosyalarım olsa benim. Mesela bir tane daha JSP dosyası yapayım buraya. Ve ismi de mesela alakasız JSP olsun. Tamam. Kendisi JSP ismi verecek. Bir tane de alakasız JSP var. Kullanıcı bu sayfaya girdi bir şekilde. Mesela bir internet sayfası yaptınız, dolaşıyor işte, alışveriş dükkanı var, bir şeyler var, bir sürü yerlere dolaşıyor. Dolaşırken istediği yerlere girebiliyor, sayfaları tıklayabiliyor. Her birinde böyle yukarıdan parametre olarak geçirip onu request olarak almak sıkıntılı bir şey. Ne yapacağız? Burada JSP içinde yani web programlama içinde bize session objesi yardımcı oluyor. Session sizin bir ve oturum da deniyor buna Türkçe'de. Türkçe isimlerini söyleyelim, önemli. Oturum sizin web sunucuya bağlandığınız anda başlıyor. Web sunucu üzerinde sizin için bazı özel alanlar oluşturuluyor ve bu alanlarda bazı bilgiler duruyor. Ve siz dolaştıkça o web sunucusu sizin için o bilgileri tutuyor. Şimdi dolayısıyla siz her başka sayfaya bağlandığınızda o bilgiler sizinle gelecek. Bakın ne yapacağım? Şöyle bir şey yapacağım. Veya şöyle yapayım. Bu alakasız JSP'ye geçmeden önce şu. Veya tamam başladık anlatalım. Uzun olacak keseyim mi diye düşündüm ama. Peki keseyim bir sonraki videoda devam edeyim. Çok fazla uzun olsun istemiyorum. Session'ları bir sonraki videoda anlatacağım. Tam bu noktada kalalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.